Evet, herkese merhaba. Bugün Revoshi'nin Pineapple tütününü deneyeceğiz. Pineapple bildiğiniz gibi ananas aroması. Evet, onun 250'li çok övüldü. Bakalım nasıl çıkacak diye merak ediyorum. Şimdi o zaman hemen tütünü açalım, görelim. Evet, burada gördüğünüz gibi kapağını açıyoruz ve böyle bir kapta çıkıyor karşımıza. Böyle tuhaf bir kabı var. Yani korunmalı. Güzel görünüyor. O zaman açalım içini. Evet, tütün kalitesine baktığımızda Revoshi bildiğiniz gibi Türk tütünü ve içinde bol bol çöp görüyoruz. Çöp ve damar var. Yani çok temiz bir tütün diyemem. Premium iddiası olan bir tütün olmasına rağmen çok da premium bir tütün olduğunu söyleyemem. Çünkü içinde çok fazla çöp var ve ayırmanız gerekiyor. Damarlar da çok var. Şuna bakın ya. Yani. Garip garip şeyler çıkıyor içinden. Neyse, biraz sonra lüleyi dolduracağız ve karşınıza çıkacağız. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir lüle dolumu yaptık. Şimdi biraz sonra folyoyu da çekeceğim. Folyolu deneyeceğim çünkü hep öyle tavsiye ediyorlar. Folyolu daha iyi performans alırsınız Revoşi'den diyorlar. Üstüne de tel koyacağım. Böylece bakalım ananas keyfi olacak mı yoksa ananas azabı mı karşımıza çıkacak? Bunu öğrenmiş olacağız. Merhaba tekrardan. Şu an tabii ki ananas, Revoshi ananası test ediyoruz. İlk dumanı çekiyoruz. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Görüyorsunuz inanılmaz bir duman performansı var ananastan. Çok iyi bence. Tadı, aroması direkt ananas yiyormuş gibi hissettiriyor. Revoshi'nin şu ana kadarki gördüğüm Thanks Angel falan daha sonra konuşacağım ama bu şu an favorim konumda. Aroması çok hafif ve dolu geliyor. Dolu dolu hissedebileceğiniz bir aroma. Hoşuma gitti açıkçası. Evet, kurulum içinde biraz sonra göstereceğim size. Biraz içelim bari. Sonrasında ne kadar dayanacak görürüz. Evet, görüyorsunuz şu anda yaklaşık 1 saat 10 dakika geçti ve hala közler bitmediği için közleri de Cocosol 26'lık kullanıyorum. Bu format, bu setupta gerçekten verim veren bir tütün oldu. Revoshi ananası ben sonuna kadar öneriyorum. Hatta Revoshi alacaksınız, direkt ananasla başlayın ve zirvede bırakın. Çünkü Revoshi'nin en iyisi bu gibi gözüküyor. Yani söyleyeceklerim, çok rahat bir içim var. Gerçek bir ananas tadı veriyor. Çok lezzetli bir aroması var ve duman performansı da bu kadar süreye rağmen devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir daha deneyelim. Yine çok iyi yani, bu saate kadar 60-70 dakikada bu kadar duman veriyorsa, bu kadar iyi bir verim alıyorsak zaten kullanılmalı bu tütün. Yani Revoshi'nin ananası bayağı yüksek puan alıyor benden.